Hoş geldin sevgili arkadaşım. Bugün seninle boss serisine başlayacağız. Peki boss serisi nedir hocam? Basit, orta ve zordan başlayarak biz bütün problemlere talibiz. Yani konu anlatımı yapacağız, basit düzeyden alacağız, sorularını çözeceğiz. Orta düzeyin sorularını ve zor düzeyin sorularını çözeceğiz. İlk başta bilmeyebilirsin ama pes etmeyeceksin. Çünkü ÖSYM 13 tane soru soruyor arkadaşım. 13 tane soru. Bizim TYT'nin neredeyse %50'sine yakın. O yüzden bizim için problemler çok ama çok kıymetli. O halde pes etmiyoruz ve serinin sonunda bak bakalım nerelere geleceksin. %50'ne talibiz yani 13 tane sorunun 13'üne de talibiz diyeceğiz ÖSYM'ye. O halde sen de alacaksın kalemini, benimle başlayacaksın ve artık benden önce çözmeye başlayacaksın diyelim. En başta sıkıntı yaşar mısın? Elbette yaşayacaksın. Biz bunu zaten garanti vermeyeceğiz. Ama senenin sonunda bu sıkıntıların çoğunu atlatmış olacaksın. İnşallah. 13'te 13 diyoruz. Olmadı hadi bir tane nazar boncuğu atalım. 13'te 12 isteyelim. Peki ÖSYM'nin sorduğu sorulara atıfta bulunacak mıyız hocam? Tabii ki bulunacağız. Diyeceğiz ki bak ÖSYM şu yıllarda şöyle şöyle sormuş. Bu yılda belki karşınıza böyle gelebilir diyeceğiz. O yüzden çok ama çok takip dikkatli takip et. Çünkü bir yeri kaçırdığında bir sonraki noktayı kopmuş bulacaksın. Haydi o halde ne yapıyoruz? başlıyoruz. Gelsin boz deremiz. Problemler öncesinde bak güzel arkadaşım şunları bilmen gerekiyor. Eğer sen bilmiyorsan bunlara çalış. Ondan sonra bu videoyu izle. Neden? Çünkü biz rasyonel sayıları kullanacağız. Çünkü biz oran orantıyı kullanacağız ve aynı zamanda taraf tarafa yok edebiliyorsak o zaman bu konuyu bitireceğiz. İşte bize neler lazımmış? Rasyonel sayılar lazımmış oran orantı lazımmış. Bir de o birinci dereceden denklemlerdeki taraf tarafa yok etme metodunu biliyorsak boş serisine başlayabilirsin. Denklemi kuralım. Neydi denklem kurma? Bir şeyin fazlasından bahsediyorsa. Biliyorsun sen bunu zaten. Fazlası deyince bir şeye ekleme yap. Yani ne yap diyor? Topla diyor. Nasıl yapacağız hocam? Diyecek ki sana bir sayının 2 fazlası diyecek. Sen sayıyı belirledin, x olsun dedin. 2 fazlası mı? O halde x'e 2 ekledin. Bir sayının 8 fazlası dedi. x'e 8 ekledin. Bir sayının 14 fazlası dedi. x'e 14 ekledin. Fazlasını mı gördün? Ekleyeceksin. Peki eksiğini sordu hocam. Bir sayının eksiği derse o halde buna bir düşünelim. Ne dedik eksiğinde? Çıkarma işlemi. Başka hiçbir şey değil. Çıkarma işlemi yapacaksın. Aynı şekilde şu vermiş olduğum sol taraftaki verilerin aynısını kullanalım. Bir sayının 2 eksiği. X'den 2 çıkar. Bir sayının 8 eksiği. X'den 8'i çıkartacaksın. Bir sayının 14 eksiği. Peki şöyle desem. 14'ün x eksiği bak bu da çok önemli. 14 sayının ya da bir sayının bir sayının e, x eksi de diyebilir. Ben de şöyle diyorum. 14 sayısının 14 sayısının x eksi dikkat eksiltilmesi gereken şeyine x miktarı. O halde 14 sayısından neyi çıkarman gerekiyor? x'i çıkarman gerekiyor. Eksiği dediği şey hangisi ise dikkat ederseniz o sayının önünde çıkarma işlemi var. Peki buralara gelelim. Buradan ne yapacağız? Katını gördün mü? Bir sayının katı Katını gördüğün zaman diyor ki çarp diyor. İşlemlerde çarpma yapacaksın. Bir sayının ne kadar katı olsun? Önce iki katıyla başlayalım. Bir sayının iki katı. X çarpı 2 dedik. Bak unutma. X çarpı 2 yazmakla 2 çarpı X yazmak arasında herhangi bir fark yok. Toplamada da bu aynı şekilde geçerli. Ama çıkarmada şöyle yaparsan fark yok. Şöyle yaparsan fark var. Yani hocam hangisinde fark yok? Şöyle gösterelim. Örneğin x eksi 8. 8'i öne aldım ama eksisiyle birlikte. X'i arkaya aldım. Burada bir sıkıntı yok. Çünkü bu ifadede yine aynı şey. Sebep x'in önündeki artı görülmeyen işaret sayının önündeki eksi olduğu için sorun değil. Ama şunu yaparsan yanlış bir ifadedir. 8 eksi x yaparsan yani ben 8 ile x'i yer değiştirebilir miyim dersen hayır çıkarmada yer değiştirme özelliği yoktur. Sebebi 8'in önünde eksi burada 8'in önünde artı buradaki x'in önünde artı buradaki x'in önünde ise çarpmaya geldiğimiz zaman çarpmada herhangi bir sıkıntı yoktur. 2 çarpı 3 ile 3 çarpı 2 arasında bir fark olmadığını biliyorsun. Bir sayının 8 katı o halde x ile 8'i çarpacaksın ya da 8x diyeceksin fark etmedi. 14 katı mı dedik o halde x çarpı 14 ile son noktayı koyalım. Peki bir sayının a bölü b'si ne demek? Bak güzel arkadaşım özellikle girişte dedim ya ifadenin rasyonel kısmını bil. Çünkü bir ifadede bilmem ne bölü bilmem ne şeklinde bir ifade söylüyorsa yine kattan bahsediyordur. Ama katı yaparken rasyonel sayıların katını bilmen gerekiyor. Şöyle ki x sayısının yani bir sayının a bölü b dediği zaman x'imiz bir sayımız olsun a bölü b'si dediğinde x ile a bölü b'yi çarpacaksın. Kur'an ne diyordu? x ile a'yı çarp altına bu b'yi yazdığında bunun görünmeyen paydası 1 olduğu için Üst taraf kendi arasında çarpılır. Alt taraf kendi arasında çarpılır. Bu ifade buna dönüşür. Yani bir sayının 2 bölü 5'i dediği zaman 2 bölü 5 ya da 5'te ikisi diye okunur. Aynı şekilde. Bu ifadeyi şöyle 2x bölü 5 diye yazsan olacaktır. Ya da ifadenin 3 bölü 4'ü dediği zaman ne yapacaksın? O x sayısını 3 ile çarpıp 4'e böleceksin. İfadenin bundan ibaret olduğunu bilmen yeterli. Bunlarla istersen kendine birazdan daha doğrusu ilerleyen kısımlarda sıra sende bölümünde biraz pratik yaptırabilirsin. Ya da kendin mesela antrenmanlı ana matematik hiç bilmeyenler için bu şekilde bunları hallettirebilir sana. Burada neye dikkat edeceksin güzel arkadaşım? Hakikaten çok önemli. Çünkü ÖSYM bunlarla ilgili sorular sordu. Karşına denklem kurmada da bunlarla ilgili sorular gelecektir. Muhakkak gelecektir. Bak Adım gibi eminim, adın gibi de emin ol. Şöyle. Bir sayının demiş, A katının B fazlası. Hocam nasıl olacak? Şimdi ikisi arasındaki farkı anlatacağım. Bir sayı x'imiz A katı demiş. O zaman A ile çarptım, B fazlası demiş, B'yi ekledim. Veya B eksi bir sayıyı yazdım. A katı dediği için A ile çarptım, B eksi dediği için bunu çıkardım fazlası eksi mantığı burada. Kat dediğimizde buradaki çarpma işlemi. Matematikteki noktanın çarpma olduğunu biliyoruz. Bazen x gibi bir ifade kullanırlar. O da aynı şeydir. Nokta da çarpma işlemidir. Bunu sayısal bir veriyle anlatalım. Şöyle olsun. Desin ki bir sayının 2 katının 2 katının 3 fazlası. O halde x dediğimiz Verilen ifadede bilinmeyen x'imizi yazdık. 2 katı dediğim için 2 ile çarptım. 3 fazlası dediğim için 3 ekledim. Böyle yazsan %100 doğru. 2 çarpı x'i ben 2x diye yazarım. Artı 3 diye yazarım. Olur. Ya da bir sayının 3 katının 5 eksiği gibi bir ifade diyelim. 5 eksiği olsun. Bu durumda x'i 3 ile çarptım. 5 çıkardım. Bu ifadeyi de toparlayacak olursak genel itibariyle harfin önündedir sayı. Buna biz kat sayı diyeceğiz ilerleyen derslerde. Bu ifadeden 5 çıkardığımızda bu işlem oldu. Peki farkı ne hocam? Buraya dikkat edelim. Niye dedim? Şundan dolayı dikkat. Sebep şu. Bir sayının B fazlasının A katı. Bak dikkat. Veya kısmındaki eksi ayrıyeten göstereceğiz. Bir sayının X'in B fazlasının A katı diye böyle yazarsan sıralı. Bununla şunun arasında çok fark var güzel arkadaşım. Sebebini de söyleyeceğim. Bir sayının B fazlasının A katı. Bu ikisi birbirinden farklıdır. Neden farklı olduğunu anlatalım. Matematikte işlem önceliği diye bir şey var. Kaynaklarda üslü ifade parantez falan da diye geçiyor. Fark etmiyor. Ben parantezden başlatıyorum. Parantezli ifademiz öncelikli yapılması gereken. 2. İki, i̇kinci ifademiz üslü varsa üslü ifade yapmamız gerekiyor. Üçüncü olarak da çarpmayla bölme olacak. Dikkat çarpmayla bölmede bu ikisinin kendilerine ait bir üstünlüğü yoktur. Çarpmayla bölme ifadesi ve ardından son olarak da toplamayla çıkarma. Toplamayla da çıkarmanın kendine ait bir üstünlüğü yoktur. Ama bu dörtlünün kendine ait bir üstünlüğü vardır. Yani çarpma ve bölme geldikten sonra toplama çıkarma var. Ne yapacaksın? Önce çarpma yapacaksın, sonra toplama ya da çıkarma yapacaksın. O yüzden şimdi benden istediği şey ne? Bir sayının b fazlasının a katı. Ben eğer denklemi böyle yazarsam bu ne olur biliyor musunuz? B'nin A katı çünkü çarpma öncelikli dedim. Ve bunlara eklenecek bir x ifadesi gibi düşünebilirsiniz. X'e ya da şöyle de desem aynı şeydir. X sayısına A'nın B katı kadar fazlası. Böyle bir ifade işte düzenleyin. Eğer size bir şeyin fazlasının ya da eksiğinin cümlesinden sonra katını söylüyor ise denklem kesinlikle paranteze almak zorundasın. Yani bir ifadede fazlası ya da kat fazlasından sonra kat gelecekse parantez var diyeceksin. Hocam eksi için, eksi için de geçerli. Yukarıyla farkını anlatıyorum. Katından sonra fazlası derse paranteze gerek yok ama fazlasından sonra katı derse gerek var. Katından sonra eksi derse paranteze gerek yok eksiğinden sonra katı derse paranteze gerek var. Yani bu durumda x'in b eksiği dedikten sonra katı diyor ise bu denklemin kesinlikle parantezine ihtiyaç var. Örnek mi? Bunu ifade olarak Türkçesini yazalım. Şöyle matematiksel dili diyelim daha doğrusu. 2 katının 3 fazlası demişiz ya. Şöyle yazalım. 2 fazlasının 3 katı demiş olsaydım. 3 katı. Şimdi işlemde ne olacak? 2 fazlası. X'e ben 2 ekledim. Tamam. 3 katı dediği için 3 ile çarptım. Fazlasından sonra katı geldiği için ne yaptım? Parantezi koydum. Buna dikkat. Peki 3 eksiğinin 5 katı olsun. 3 eksiğinin 5 katı. Yine aynı mantık. X sayısından 3'ü çıkardın ve bunu 5 ile çarptın. Bak güzel arkadaşım. İfade illa sana tam sayı olarak kat gelmeyebilir. İfadelerin aynı olduğunu anlatmak için şöyle söyleyeyim. 2 fazlasının demiş olsun ne kadar katı? 4 bölü 5 katı. Ya da 4 bölü 5'i aynı şey. 4 bölü 5 katı yazmak ile 4 bölü 5'i yazmak arasında herhangi bir fark yok. Biraz önceki yapmış olduğum a bölü b dediğimiz ifade vardı ya. Bir sayının a bölü b'si. Bir sayının 4 bölü 5'i ya da bir sayının 4 bölü 5 katı. Aynı şeydir unutma. Fazlası geldi mi? X'e 2 ekledim. O halde X'e 2 ekledikten sonra 4 bölü 5 katı dedi. Dolayısıyla 4 bölü 5 bu şekilde yazıldı. Peki hocam ben bunu nasıl düzenlerim? Bunun paydasında görünmeyen bir olduğu için bunu şöyle yazsanız da Doğrudur. 4 çarpı x artı 2 bölü 5 olacaktır. Peki burada hiç bilmeyenler için anlatacağım bir cümleye dikkatli dinle. Bak güzel arkadaşım parantez varsa dışında çarpılacak bir sayı varsa bu sayı hem buradaki sayıyla çarpılmalı hem buradaki sayıyla çarpılmalı. Hepsini göstereyim. Eğer dışında bir sayı varsa bu sayı hem buradaki sayıyla yani burada sayısı sayı harf sarf. Harfle çarpılmalı hem bu sayıyla çarpılmalı. Hem harfle çarpılmalı hem sayıyla çarpılmalı. O halde işlemlerde unutmaman gereken dikkat dediğim şey fazlası ya da eksiğinden sonra katı mantığı varsa parantezi unutma. Geldik bilinmesi gerekenlere. Peki bunlardan neyi bilmelisin? Birkaç tane ifade vardır ki bunu senin günlük hayattan da bilmen gerekiyor. Çünkü bu ifade ortaokuldan itibaren karşına gelmiştir. ÖSYM bunu biliyorsun kabul ederek soracaktır. Bir sayının yarısı dediğinde bu ifadenin 1 bölü 2 katı olduğunu sen bileceksin. Yani sayımız x ise x çarpı 1 bölü 2 ya da diğer haliyle x bölü 2 diyebilmelisin. Bir sayının çeyreği diyorsa çeyrek kısmının bir şeyin dörtte bir olduğunu sen bileceksin. x çarpı 1 bölü 4 diyeceğiz. Bu ifade x bölü 4'ün kendisi olacak. Bir sayının karesi. Kare dediğimiz ifade neydi? Var olan bir şeyin üzerine 2 olarak yazdığımız şeydi. O zaman sayımız x ise x'in üzerine getirdin 2 yazdın. Biraz sonra biraz önce anlatmış olduğum şeyin aynısıyla karşılaşacağız. Yani hocam ne demek istedin? Fazladan sonra kat geldiğinde bir şey yaptık ya kattan sonra fazla gelirse sıkıntı yok ama fazladan sonra kat gelirse sıkıntı var dedik. Peki ne demek? Bakınız, bir sayının karesi. Sayımız x olsun. Aldım bunun karesini, x üzeri 2 dedim. Buna diyor a fazlası. Getirdim buna a fazlasını ekledim. Veya a eksi aynı mantık. x'in karesini yazdın, a'yı da çıkarmış oldun. İfademiz bundan ibaret. Fazlasından sonra karesi gelmiş. Bak dikkat. Fazlasından sonra sayıya A'yı ekledim fazlası dediği için. Bunun karesini al deyince direkt buraya kare yazarsan A'nın karesini almış olursun. Oysa ki sana ifadenin karesini al diyor. O halde fazlasından sonra karesi geldi. Ne yaptık? Parantezin üstüne 2 koyduk. Ya da eksiğinden sonra eksiğinden sonra karesi geldi ifadenin üzerine 2'yi koydunuz. Yine küpünü gösterelim. Küp ifadesini biliyoruz. Neydi? Herhangi bir şeyin üzerine 3'ü kullandığınızda küpü elde edilmiş olur. O halde x gibi bilinmeyenin varsa üstüne de 3'ü yazdım. Sayının küp oldu. Peki alt tarafta bir not yazmışız. Not değil aslında. Bunun gibi bir özellik diyelim. Bir sayının a bölü b'sinin c bölü d'si. a bölü b'si dediğim zaman bunu ben ne yap demiştim? Çarp demiştim x a bölü b ile çarptım. Tamam burada bir sıkıntı yok. Peki bunun diyor c bölü d'si dediğince bu ifadenin c bölü d'si dediği için bunu da c bölü d ile çarpıyorsun. Bu ifadenin c bölü d'si. O halde işlem ne oldu? Üst taraflar kendi arasında çarpıldı. x çarpı a çarpı c b çarpı d ifadesine dönüştü. Bakın güzel arkadaşım, yapacağın şey bu özel kalıpları aklında tutmak. Günlük hayattan zaten yarısını bilmen lazım, çeyreğini bilmen lazım. Nereden hocam? Ekmek alırken yarısı deyince ya da başka bir şey deyince, yarım kilo deyince aklına gelebilecek bir sürü şey. Çeyrek deyince işte normal gittin ekmek yarısı döner yedim vesaire yedin. Çeyrekten bahsettin. Bunlar belki biraz daha matematiksel bir şeydir, karesi vesaireler. Günlük hayatı unutmayacaksın. Haydi bakalım. Artık sıra sende. Bunları benden önce yazıyorsun. Benden önce kesinlikle yazıyorsun. Sonra bakıyorsun karşılaştırıyorsun. Baktın ki doğru mu? Doğruysa iyi yol, doğru yoldasın. Yanlışsa tekrar bir şeyleri kontrol etmende fayda var güzel arkadaşım. Haydi bakalım. Sayının iki fazlası. Bilinmeyen x alın demiş. X'imi aldım. 2 fazlasını yerleştirdim. Bu kadar x'imi aldım 4 eksi 4'ü çıkardım 5 katı mı demiş x'i yazdım 5 ile çarptım al sana x çarpı 5 veya dedim ki hocam ben bunu 5 x yazabilir miyim yazarsın çarpmada değişme özelliği var katının fazlası bak fazlasının katı katının fazlası o halde şu ifadeye dikkat x'imi aldım yanına 3'ümü çarptım fazlası olan 2'ye ekledim böyle yazabilirim aynı zamanda 3x artı 2 diye yazsam da Kimse bana bir şey diyemez. Peki alt tarafa bakalım. Fazla mı vermiş x'e 2 ekledim. Ardından 3 ile çarpacağım zaman hemen parantezi koydum. 3 ile çarptım. Bunu ben nasıl yazarım? Bu doğru cevaptır. Aynı zamanda şöyle yazarsan da yanlış değildir. Bakınız dedik ki bir parantezin dışında sayı varsa çarpılacağı zaman hem bununla hem bununla çarpılır. 3 ile x'in çarpımı 3x, 3 ile 2'nin çarpımı 6. Ya böyle yazarsın ya da bunun açılmış hali dağılma özelliğini kullanabilirsin. 2 katının 5 eksi. Dedi ki kattan sonra eksiği gelirse sıkıntı yok. Bundan fazladan sonra kat gelirse sıkıntı var. Katı sonunda bırakıyorsan o halde düşüneceksin. Var olan x'i 2 ile çarptım. 5 çıkardım. Ya da düzenlenmiş hali 2x eksi 5 oldu. Bu kadar. Sayının karesi demiş. Gelelim sayının karesine. Sayımız x'ti. Karesini koydum. Sayının karesi demiş. Karesini yazdım. Çarpı 5. Bu kadar. Ya da bunu ben 5 çarpım durumunda 5x kare, 5 çarpı x kare bunların hepsinin aynı olduğunu unutma. 5 fazlasının karesi. Bak güzel arkadaşım. Fazlasının karesi dediği için fazlasından sonra gelecek ifadelere parantezi koydum üstüne kareyi koydum. Karesi demiş, karesini aldın. 3 eksi demiş. Bu kadar. 3 çıkardım. Başka bir şey yok. 3 eksiğinin karesi dediği için x'ten 3'ü çıkartırsın, parantezi korsun, üstüne de karesini korsun. Kaç tane var? 3 6 8 11 tane soru varmış. 11'de eğer şöyle 8 tanesini yapıyorsan konu tamamdır. Yani en azından buraya kadarki kısmı halletmişsin demektir. Diğerleri de en azından yanlış yaptığın yerlerde ufak nüanslar var. O nüanslara da bir bak. Haydi bir sonraki gelsin. Basit olanlara başlıyoruz. Diyoruz ki artık matematiksel veriler var. Bak güzel arkadaşım ÖSYM direkt böyle sormuyor artık. Değiştirdi. Ama sen bunu bilmezsen ÖSYM'nin yeni nesilinde sıkıntı yaşayacaksın. O yüzden bunu da bilmelisin. Bunu bileceksin ki yeni nesilde zorlanmayasın. Bunu bileceksin ki bir adım sonraki orta veya zor kalıp soruları da ne yapabilesin, yapabilesin. Hadi bakalım bir sayımız bilmiyorum x oldu ne diyor 7 katını al diyor tamam sonra diyor bundan diyor 2 çıkar diyor peki 2 çıkardım ne oluyormuş bunun cevabı 75 oluyormuş bak güzel arkadaşım burayı dikkatli dinle matematikte birkaç tane bilgi vardır ki ortaokuldan itibaren bilmen gerekir bunlardan bir tanesi örneğin a şöyle bilinmeyenim x olsun x'e a gibi bir sayı eklediğimde sonucun b olmasını istiyorsam Örnek mi? x'e 4 eklediğimde 10 olmasını istiyorsam normal şartlarda hangi sayıya 4 eklersen 10 yapar? Tabii ki 6. Bunu biliyorsun. Ama bu 6'yı matematiksel işlem olarak nasıl yapıyorsun biliyor musun? Böyle tek tek düşünmüyorsun. Diyeceksin ki var olan artı 4'ü karşıya gönderdiğim zaman buradaki artı 4 karşıya eksi 4 olarak gider. Dolayısıyla 10'dan 4 çıktığında burası x kaldığına göre 10'dan 4 çıkarsa cevabım 6 yapar. 6 buradan geliyor. Yani var olan artı karşı tarafa geldiği zaman ne oluyormuş? Eksi olarak geçiyormuş. Bu birincisi. İkinci olarak aynı şeyi eksililerde yapalım. x eksi a eşittir b olsun. Bu durumda x'den 4 çıkardığımda 10 kalsın. Neyden 4 çıkarsa 10 olur? Neyden 4 çıkarsa 10 olur? Tabii ki düşününce 14'ten 4 çıkarsa 10 olur diyebilirsin. Matematiksel olarak nedir bu mantık? Der ki yalnız bırakman gereken harf varsa buradaki eksi 4 karşı tarafa ters işlem artı 4 olarak geçiyor. Bak artıyı karşıya gönderdim eksi olarak. Eksiyi karşıya gönderdim ne olarak? Artı olarak. Buna dikkat edeceksin. Peki 14 daha ne yapacaktır? 14'ün kendisi yapacaktır. İşte bunu pardon 14'ün kendisi yapacaktır. Buradaki eksi a karşıya geçeceği zaman ne olarak geçiyormuş? Artı a olarak geçiyormuş. Yani eşitliğin diğer tarafına gönderdiğin ifade tamamen zıt olarak geçiyormuş. Bu ikisini unutma. Peki bunun dışında var mı? Olmaz mı? Bunun dışındakiler de hemen gösterelim. Şimdi çarpmayla bölme kısmımız var. Örneğin x ile a'yı çarptım eşittir b dedim. Burada en çok karıştırılan şeyi söyleyeceğim. Bakınız diyor ki x ile 4'ün çarpımı eşittir 12 ise 4 ile neyin çarpımı 12'dir? Bildiğiniz üzere çarpma çarpım tablosundan diyelim 3 kere 4 12'dir. Peki bunu nasıl yapıyorsun? Diyor ki kural buradaki çarpma karşı tarafa gönderileceği zaman çarpma karşı tarafa bölme olarak geçer. İster böyle bölme yazın ki tavsiye etmem bu ortaokul bölmesidir. Genel itibariyle artık siz şunu kullanmaya çalışın bölme olarak karşıya gönderin. Bu bölme ile şu bölme arasında herhangi bir fark yoktur. Bu durumda 12'nin 4 ile bölümü cevap olarak neyi verdi? 3'ü verdi. Buradaki çarpı durumundaki A karşıya bölü olarak geçer. Hocam iyi de şunu yapamaz mıyız diyenler vardır. Ben karşıya gönderdiğimde eksi olarak gönderemez miyim? Bak güzel arkadaşım en çok kafaya takılan konuyu bilmeyenler için söylüyorum bunu. X çarpı A'daki eğer x ile sayıyı ayıracaksan aradaki işarete bakarsın. Bu durumda sayıyı ayırdığında çarpım durumundaki işlemden dolayı bu ifade karşıya böyle olarak geçer. Ama x çarpı a'daki ifadenin tamamını yani x a'yı göndermek istiyorsan hepsini alıp göndermek istiyorsan önündeki işarete bakacaksın. Buranın önünde işaret, görünmeyen işaret matematikte daim artıdır. Bunun tamamını karşıya göndereceksen burada bir şey kalmaz. Bu ifade b eksi x çarpı A olur. Bunu bir sayısal bir veriyle anlatayım ki kafana tam otursun. Örnek mi? 2 çarpı x eşittir 6 olsun. Eğer sen burada x'i bulmak istiyorsan bu tarafa 2 gönderilecekse araya bakarsın. Arada çarpma varsa karşıya bölme olarak geçer. 6'nın 2'ye bölümü ne yapacaktır? 3'ün kendisi yapacaktır. Ama sana derse ki ya da sen yapacaksan bunu. Hocam ben bunu denklem olarak yazmak istersem, ben bu ifadenin tamamını göndermek istersem ne yapacağım? Şöyle yapacaksın. Eğer tamamını göndermek istiyorsan ön taraftaki işarete bakacaksın. Önde görünmeyen artı olduğu için karşıya eksi olarak geçecek. Burası da 6 eksi 2x gibi bir ifadeye dönüşecek. Bunu neden söylüyorum? Çünkü ilerleyen kısımlarda bir tane x olmayacak. Birden fazla x olunca x'leri bir tarafa göndermemiz gerekecek. O yüzden bunu da unutma. Eğer sen x ile sayıyı ayırıyorsan araya bak. x ile sayıyı ayırmadan tamamını gönderiyorsan önündeki işarete bakacaksın. İfade bundan ibaret olacak. Peki başka ne var? Başka olanları da söyleyelim. Peki hocam bölmeliler yok mu? Var tabii ki. x çarpı a bölü b ifadesi olsun eşittir c olsun. Kural diyor ki Bakınız bu normal şartlarda şöyle yazılmıyor muydu? İster böyle bırak ister böyle fark etmez. İkisi de aynı mantığa çıkar. Bu böyle yazılıyor. Diyor ki kural eğer eksi yalnız başına bırakacaksan alt taraftaki yani bölme durumunda olan karşıya gidecekse çarpma olarak geçecek. Bu yukarıdaki çarpım durumunda olan A karşıya bölme olarak geçecek. E karşıda ne kaldı? X'in kendisi kaldı. İfade bundan ibaret. Yani bu işlemler matematiksel olarak x çarpı 2 bölü 4 eşittir. 8 ise x kaçtır diyor. 4'ü ben karşıya ne olarak gönderiyorum? Çarpma olarak gönderiyorum. Buradaki 2'yi karşıya bölü olarak gönderiyorum. Burada x'imizin kendisi kalıyor. O halde normal çarpıyorsun 32. 2'ye de böldün. Cevabın 16 yapmış olacak. Bunları bilmekte fayda var. Bunlar gerçekten kıymetli. Hiç bilmeyenler için zordur bence de. Bakın böyle kolay gibi anlatıyoruz ama hiç bilmeyen için bence zor. Ama bilenler için de hocam bunlar anlatılır mı diyebilirsiniz. Bilmeyenlere göre de anlattığımız için şu aşamada daha basit kısmındayım güzel arkadaşım. Peki hocam ne yapacağız? Geldik buraya. Eksi 2'yi karşıya gönderdiğimde harfler yalnız kalsın x çarpı 7 diye de bıraksan olur. 7x diye de bıraksan olur. Normalde bu ikisinin de aynı olduğunu söyledim. Eksi 2 karşıya ne olarak geldi? Artı 2. 75 2 daha ne yapacaktır? 77. O halde 7x'imiz 77. Ben ne dedim biraz önce? X'i yalnız başına bırakacaksam sayı karşıya sadece gönder. Sayı karşıya ne olarak geçecek? Bölme olarak geçecek. 77'yi geleceksin 7'ye böleceksin. 77'nin 7'ye bölümü de cevap olarak ne yapacaktır? 11 yapacaktır. Bu dört işlem kısmını da bilmeyenler biraz pratik yapması gerekecektir.